Merhaba. Şimdi Pagan videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, burada yapmış olduğumuz videolarda en önemli dikkat etmeniz gereken şey skiller. Ben her karakterin skillerini üzerinde duruyorum, gösteriyorum ki hani bilin, ona göre oynayın. Şimdi arkadaşlar, Pagan sınıfı oyunda en yüksek damage atabilecek potansiyele sahip, ama bu potansiyele sahip olup da en az oynanan karakterlerden biri. Neden? Arkadaşlar, çünkü en güçlü duran skill heyecan esintisi. Adamın dibine girip vuruyor. Şu an günümüzde yanına bir karakteri yaklaştırıp ona böyle yüksek damage atmasına izin verebilecek kaç tane oyuncu var? Yani. O yüzden çok az oynanan bir sınıf. Hatta neredeyse hiç yok. Buffer dışında kimse doğru düzgün kullandığını görmedim ama 5 slot, biz yine de tanıtımını yapalım. 5 KP'li bir Pagan için sol 3, orta 2, sağ boş diyoruz. 7 yaparsanız sağda 2 diyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz sabır uygulaması. Bu karakterin en güzel skillerinden biri. Şu an karakter bomboş arkadaşlar. Hiçbir item yok. Ve 9800 artı, gördüğünüz gibi, atak ve sihir atak var. O da bu skillin sayesinde oluyor. Şimdi en yüksek damage vuran skillimiz bu. Heyecan esintisi. Bu karakteri fiziksel olarak oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi pasiflerinize bakalım. Fiziksel defans, güce sihirsel defans zekaya göre artar diyor. Gördüğünüz gibi burada bir pasif daha var. İşte bu karakterin şu buff'unu sağlayan pasif arkadaşlar. Şu buff ölmeden ben bir noktaya geçeyim. Öyle konuşalım sizinle. Devam edelim. Bu karakterde de benim önerim aktif skill'lerden ziyade pasife yönelmeniz olacak. Çünkü göstereceğim. Ben zaten bir tanesini gösterdim. Göstereceğim, bu pasifler sayesinde karakter çok güçlü hale gelebiliyor. Bu karakterine PK'da belki ileride bir güncelleme gelirse kullanabilirsiniz ama onun dışında kullanabileceğiniz bir alan yok. O yüzden arkadaşlar, karakterimiz bu anlamda biraz geri bir karakter. Şimdi diğer pasiflerinize bakalım. Yaratık sihri, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, bu karakterin pasifleri neden önemli? Şimdi diğer skilleri de bir okuyalım, önce görün. Mesela kritik oranını yükselten bir pasifi var. Sonrasında yaratığın zeka ve gücüne, yani elementte de hatırlıyorsanız zeka bilgeliğine göre karakterin fiziksel ve sihirli atak artışı sağlayan bir pasifi var. Yani burada yanınıza çıkaracağınız petten güç alarak karakteri kullanabilirsiniz. Bu anlamda pasif çok önemli. Buradaki arkadaşlar fullendiğinde, yanlış hatırlamıyorsam, headstat'tan 10 veriyordu. Bunu da arttırabilirsiniz. Mesela tiran buff'u alıp kaskınızı yükseltip vesaire vesaire. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Bu karakterde arkadaşlar defans miktarı, siz karakteri güçlendirdikçe artan bir olay. O yüzden aktifinde de karaktere çok aşırı böyle güç, fayda sağlayan bir şey yok. Ben şimdi bunu yenilemek için bir mob kestim. Sizin de bilginiz olsun. Belli bir tecrübe veren yaratık kesmeniz durumunda arkadaşlar şu skill yenileniyor, en fazla 99 oluyor, 1 saat boyunca açık kalıyor. Oyundan çıktığınız zamanlarda bu süre duruyor arkadaşlar, ilerlemiyor ve yaratık öldürdüğünüzde de belli bir miktarda HP kazanıyorsunuz. Yani karakterimiz güzel bir sınıf aslında ama oynayan yok maalesef. Ben karakterde pasif Gaia kemeri öneriyorum. Kemerlerinize 3 tane aynı elementteki gibi SS1 katliam ya da SS5 salamandıra takabilirsiniz. Çünkü güç ve zeka bu karakterde defans arttırıyor. Ve önemli, olmazsa olmaz arkadaşlar. Manası çabuk biten bir karakter. Şu skill'i şimdi göstereyim size. O skill'i vurduğumda
Aşırı mana harcıyor. Tabi vuramadan öldü karakter. Gördünüz arkadaşlar. Ve böyle bir durum da var. Şu skill'i görüyorsunuz. Güç ve zekayı arttırıyor. Atak skill atak arttırıyor. Yani karakterde atak yönünde harika bir skill. Harika bir pasiflere sahip. Harika bir karakter. Yani benim çok hoşuma giden bir sınıf ama maalesef bazı düzenlemeler gelmeden oynayacağım bir sınıf değil. Çünkü PK'sı yapılmayacak düzeyde az. Farmda, zindanda efsane olabilir ama bu oyun PK'da yapılıyor. Yani bu oyunda PK'da olduğu için PK yapamayan bir sınıfı oynamak istemiyorum o yüzden. Şimdilik pek PK'da yaptığım yok ama. Aynı bu arada Element'teki gibi atak, defans ve hız veren aktif skill'lerimiz var arkadaşlar. Karakterimiz kısaca bu şekilde. Şimdi kemer pasif gaya dedik. Aksesuarlarda kritik güç mutlaka olsun arkadaşlar. Çünkü bu karakterde damage çok yani abartı. Yani oynarsanız görürsünüz. Onun dışında kemer petleri 3 SS1 katliam ya da SS5 sala eksik statları göze alıyorsanız ve paranız da salaya yetiyorsa sala kullanabilirsiniz. Yanına 2 tane küp takabilirsiniz. Bu karakteri yakıncı kullanacaksınız. Yani fiziksel kullanacaksınız. Çift elli balta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çift elli balta kullandığınız zaman da kritik güç yüksek olacak. Baltada yüzdeli atak olacak arkadaşlar. Kesinlikle %6 ya da 5 minimum. İsabet olacak. Bu karakterde isabet sıkıntısı da var. İsabet hem silahınızda hem eldiveninizde hem zırhınızda olursa sizin yararınız olur. İsabetin yanı sıra bir de atak hızı lazım. Kemerde şunu söyleyeyim. Hani zaten zeka ve güç bu karaktere defans sağladığı için salamandıra veya katliam taktınız diyelim. Defansı zaten oradan sağladınız. Bir de zırhınızın artısı yüksek. Defanstan yana sıkıntınız yok. Silaha güç kritik koyun. İtemlerinize de zindelik kritik koyun diğer itemlerinize. Defansı hallettiniz. Yanına iki tane küp yerine o salamandıra ya da katliamın yanına kemer petleri olarak. Küp yerine iskelet koyabilirsiniz. Çünkü düz atak ve bu skille kesim yapacağınız için arkadaşlar atak hızı gerçekten önemli bu karakter için. Yanınıza healer'ınız yeterliyse çünkü kendine restore atabilen bir sınıf olduğu için ve mob kestikçe restore aldığı için hani yeterli bulursanız heal'ı heal pet yerine hücumunda güç veren hani hücum uyanışı vardı ya mesela heal pette göstermiştik zeka bilgelik dedik elementte. Bunda da güç hücumunda güç veren birliğinde güç ve atak veren ya da güç atak hızı gibi bir birlik veren pet kullanırsanız yanınızda çok seri olur. Ha olmazsa aynı elementteki gibi çift bilgelikli bir pet ya da zeka bilgeliği veren bir pet kullanırsanız yine atağınıza güç kadar olmasa da desteği olur. Aynı zamanda heal desteği olur size. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Karakterimiz bu şekilde de güçlü bir hale gelir. Kritik güç önemli dedik. Atak hızı önemli dedik. Silaha güç kritik diğer itemler zindeli kritik kemer seti pasif gayya kemer petleri 3 SS5 salamandıra 2 küp ya da SS1 katliam 2 küp bir Mephisto takabilirsiniz. Bütçesi olan bütçesine göre kemer yapmalı arkadaşlar. Her zaman bunu söylüyorum. 8 slot kemer içinse ek olarak 2 tane iskelet koyun SS4 derim. Veya Hector boss kartı koyabilirsiniz. Fiziksel hata arttırandan. Yanlış bilmiyorsam. Bunu da iyice kontrol edeyim, teyit edeyim. Ona göre size tekrar bu konu hakkında da bilgi vereyim. Ama bu şekilde genel olarak bir kullanım sağlayabilirsiniz. Atak hızı da bu karakter için çok önemli arkadaşlar. Buffsuz gezmeyin. Güzel bir sınıf ama yakıncı olduğu için PK'da şu an hemen hemen hiç iş göremediği için göz ardı edilen bir sınıf. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir item yok. Sadece eline şu kıytırık baltayı taktım. Artısı bile yok. Seviyesi bile yok. Gördüğünüz gibi 10.900 artı 2.400 atak var. Yani böyle bir şey hiçbir karakterde göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden oynamak isteyenlere de buradan duyurulur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.